bineceğim mi? Bineceğiz herhalde yani. Süreyya Hanım'ın muhteşem bir eşi bu. Çok güzel olmuş. Konuşsana abla, niye durdun? Çok güzel olmuş ya. Şimdi perde açılıyor, paravan açılıyor. Videodan herkese merhaba, ben Sefa Kolar. Bugünkü konuğumuz, tabii ki bizim için her konu kıymetli ama onların yeri ayrıdır. Sevgili Atik ailesinin kırmızı aracı. Biliyorsunuz ki bu aracın birçok işlemini daha önce biz yapmıştık. Belli başlı işlemler, dodikler, yükseltmesi, jant lastiği gibi işlemlerini başka meslektaşlarımız yapmıştı. Bugün tekrardan araç bize geldi. Burcu abla ve Özgür abiyle görüştük. Dediler ki Sefa, biz artık bundan biraz sıkılmaya başladık. Daha farklı ne yapabiliriz? Dedim getirin ve bana bırakın. Şu anda onlar yanımda yok. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorlar. Geldiklerinde sürpriz olacak. Umarım ki videonun devamında hani farklı bir şeyle karşılaşmayız ve ikisi de çok beğenir aracımıza. Şu an ne yapacağımızı ben de söylemiyorum. Videonun devam eden kısmında bakalım arabaya neler olacak. Şimdilik eski görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Şu anda Atik ailesi yolda. Özgür abi aracı biliyor nasıl bir şey olacağını. Çok görmedi ama Burcu abla bilmiyor. Şu anda neredeler bakıyoruz. Özgür abi canlı konum paylaştı. Bize şu an 10 dakika mesafedeler. Geliyorlar. Şimdi Burcu ablanın Özgür abiden rica etmiştim. Gözleri kapalı bir şekilde gelecek. Daha sonra da buradan açıp Burcu ablayla ilk karşılaşmasını yapacağız. Umarım Burcu abla beğenir. Hep birlikte onları karşılayacağız. 1-2 dakika içinde burada olmaları lazım. Konumu öyle gösteriyor, geldiler. Koca oğlan geldi. Biliyorsunuz ki koca oğlanın da bazı işlemlerini, yani basamak, ön tampon, üst sepetler, üst aydınlatma işlemleri, arka tampon işlemlerini de biz yapmıştık. Mekanik işlemlerini biz yapmamıştık bu aracın. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abla hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? İyi, yollardayız. İyi abi. Ne cezası? Arabanın muayenesi geçmiş, bitmiş. En son ben yaptı dedim onu. Ha. Bir daha bit. Tamam bırakacaksın gene o zaman, bir daha yapılacak. Abi. Dur gitmeyin bir yere ya. Nereye gidiyorsun? Aç. Yavaştan aç. Sen bin bence, yavaştan da gel ha. Öne doğru. Şimdi perde açılıyor. Paravan açılıyor. Burcu abla inşallah beğenirsin. Özgür abi beğendi de. Beğenmem bir şey ifade etmiyor. Evet biliyorum. Ay bakamayacağım. Baba. Bakayım mı? Bak abla. Çok güzel olmuş ya. Harbi güzel olmuş ha. Videodaki gibi değil. Olmuş biliyor musun? 2024 model yeni bir süper araba gibi olmuş. Zaten o dönüşüm. 2024'ün CR dönüşümü. Öyle mi? Hı-hı. Harika olmuş. Bak çamurluk takmış. Artık çamurlanmayacaksınız abla. Valla çok iyi şimdi olmuş. LED'ler nasıl? Çok güzel olmuş. Hepsi çok güzel olmuş.
artık aynen. Güle güle kullanın. Biz de güzel güzel izleyelim. Allah Allah. Ne demek abi? Bileceğim mi? Bileceğiz herhalde yani. Bu gerçekten Süreyya Hanım'ın muhteşem bir işi mi oldu? Çok güzel olmuş. Bakayım. Aşkım bu bir espri. Öyle mi? Vallahi çok güzel. Vallahi çok güzel. Yakından nasıl? Burası ışık mı? Işık mı bu? Yok, o normal, sadece boş. Normalde radar olan arabalarda da kullanılıyor da bunda boş. Radar süsü gibi. Yani çok güzel olmuş ya. Ay, inanamıyorum şu anda. Şurası da çok güzel olmuş. O hani bütün olması. Hı, ortadakini kaldırdık. Onları bilerek piyanoya çevirmedik. Çünkü ister istemez bunlar atıyor. Bir evet. süre sonra o boya da olsa, kaplama da olsa kalkıyor. Ve siz zor şartlarda kullanıyorsunuz. O yüzden onları bilerek orijinal bıraktık. Piyanoya çevirsek daha şık duracaktı. Ama atacaktı. Atacak. Yani gelip gidecektiniz sürekli. Onu dedim birlikte istişare yapalım. De isterseniz yine bir yani günde hallederiz. Hiç göze batmıyor, böyle çok güzel olmuş. Evet, biraz da zamanımız biliyorsunuz kısıtlıydı. Evet. Şu da mı farklı Sefa? Hı. Onu da yeni taktik değiştirdik. Allah artık keyifli keyifli kamp videoları yaparsınız. O zaman biz bir şey izleriz. Sorabilir miyim? Böyle bir şey vardı da biz niye yaptırmadık? Bu kadar bekledik. Ama en başta konuşmuştuk. O ara çok karışıktı. Yani evet. bir gittiniz, program takvim çok yoğundu. Yapalım yapmayalım. Hep havada kalmıştı. Aslında ben söylemiştim bunu. Evet, daha ilk şey demiştim. Yeni kasaya çevirelim. Ondan sonra dedim ya ciğer mi yapalım? Allah geç olsun güç olmasın. Çok güzel. Bundan sıkılın başka bir şey yapacağız yine yani. Ne var ki başka? Yeni kasaya çevirebiliriz abi direkt. 2024 Invisible'a çevirebiliriz ama bu kit tabii ki de çok daha yakışıklı bir kit. Güzel olmuş. Çok daha güzel bir kit. Bak gerçekten doğru kelime çok yakışıklı olmuş. Evet güle güle kullan abi. Sevdin mi? Çok sevdim ben de. Oh çok rahatladım yemin ederim var ya. Ama hep bunu da istiyordum biliyor musun? Gerçekten sürpriz olsun istiyordum bu sefer. Tamam, bu sefer gerçekten sürpriz gerçekten oldu. Sürpriz oldu. İyi abla beğenmene sevindik ekip olarak. İki evladımız da burada. Koca oğlan da burada. Kırmızı da burada. Onu o zaman bize bırakacaksın. Şimdi bunu alacağım. Evet. Bizim evlatlar senin evlatlar yani. Eyvallah abla çok sağ ol. Olduk canım olduk. Evet şimdi hakikaten beğendiniz. Vallahi sıkıntı çok beğendim. Tamam. Yani rol falan değil bak ağzımı toparlayamıyorum hala. Farların değişti abi. Yolu göremiyorum falan diyordun ya. Muhtemelen bunlar da artık göreceksin. Arka stoplar değişti. Yeni kasaya döndü. Yani mesela bak şu olay şu keskinlik arabanın şeyiyle tipiyle de uyum evet. sağlamış. Yani çok güzel. Ya eski dödikler çok şeydi ya. Evet. Yani sevemedik o dödikleri bir türlü. Zaten en son bıraktı kendini şuna evet. giderken dödükler. Evet. Aramızdan ayrıldı yani. Hı. Açılmış yani vardı ya. Evet. Oralarda mecburen az da olsa bir işlem yaptık. Sürtüyor demiştin evet, ya abi. Evet. Biraz da açtık. Yani sürtme minimuma indi. Yani hiç sürtmüyor diyebiliriz. Çok zorladığında ancak evet. sürter. Yan basamak ledleri değişti. Sarıydı. Aha. Beyaza çevirdik onları. Beyazdı. Sarıydı. Beyazdı. Sarıydı. Biliyor musun iddiasını? Yakarım bak ışıkları. Bir dakika, bunun kim sarı? O sarı. He, bu eski tip beyaz led vardı. Evet, yeni tip, yeni tiplere çevirdik onları da. Doğru. Keşke iddia girseydik. Tüh. Yanları yaksana. Ha, içinde eray var. Tabii ha, canım, eray içeride. İşte. Filmimde. Heh, bak. Parklar açınca yani. Evet. Oy, çok güzel oldu. Böyle daha loş, daha, soft daha kaliteli bir led kullandık burada da. Yan kapı bantlarını da aslında piyanoya çevirecektik. Bir zaman yetmedi. İki, hani o işleme şimdi girmeyelim. Daha sonra zaten muhtemelen bunları biraz çizeceksiniz. Geldiğinizde bir daha bir boyayacağız. Onları da onlarla birlikte boyarız. Hem de şu nikelajları boyar mıyız diye düşündük. O yüzden öyle bıraktık. Ama sırıtmadı da çok. Evet. Bu bir GR kit. Yurt dışında olan bir araç. Bu aracın orijinali var yurt dışında. Öyle bu mi? Görünümde. İşte Ford'da 250 var, Raptor var. Bunda da aynı şekilde GR var. Evet. Hayırlı tamam. olsun. Güle güle kullanın artık. Arkadaşlar Atik ailesinin aracını GR dönüşüm yaptık. GR dönüşümde hangi parçalar değişiyor hızlıca sizlere anlatmak istiyorum. Ön tarafta gördüğünüz gibi tampon panjur. Sağ sol farlarımız. Kaput üstü çıtamız biliyorsunuz önceden nikelaj vardı orada. Bunun dışında da sis farları. Haricinde GR dönüşümde çamurluktur kaputtur gibi sökme işlemleri olmuyor. Bu araç 2016 idi. 2016'ya göre 2023-24'lere göre de ayrıca GR dönüşümler var. Yine onlarda da aynı şekilde aynı parçalar değişiyor.
yan dodiklerin şekli değişiyor. Normal algıladığımız dodik tarzı değil de biraz daha farklı çizgileri olan bir dodik geliyor. Biliyorsunuz ki Atik ailesi zorlu şartlarda bu araçları kullanıyor. Biz de onun için ön tarafa bir koruma demiri yaptık AQM'in. Buradan da sağ olsun Kadir arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize çok destek oldu. Hemen ürünü yapıp verdi. Biz de ürünü montajını yaptık. Bunun dışında da aracımızda ekstra bir değişim yok. Bir de arka stoplar değişiyor. Onu arkaya geçtiğimiz zaman göstereceğim. Üst tarafta daha önce de biz yapmıştık bu ürünü Bifix firmasıyla birlikte. Sadece ortada bir tane beyaz led vardı. Burcu abla onu çok beğenmemişti. Onu da kaldırıp baja led'e çevirdik. Yan tarafa doğru geldiğimizde araçta daha önceden aydınlatma vardı. Basamak aydınlatma ama eski modeldi. İlk çıkan ürünlerden takmıştık. Daha sonra ürünler güncellendi. Biz de bu araçta yine güncelleme yaptık. Arka tarafa doğru geldiğimizde stopları göstereceğim. Stoplarımız da yeni nesil GR Stop'a dönüştü. Özgür abinin şöyle bir problemi vardı. Farlardan yolu göremiyorum demişti. Umarım bu farlarda yolu çok daha iyi görecektir. Bu araçta bence olması gereken yükseklik falan her şey okey. Jant lastik. Jant lastik çok daha farklı bir model olabilirdi. Ama ben bunu aracı dönüştürmeden önce Özgür abiyle görüştüm. Sefa dedi ben jantımdan lastimden memnunum. Benim şartlarıma en uygun jant lastik bu. O yüzden de ona ellemedik. Ama çok daha farklı 20 inç jantlar, ince yanak lastikler takılabilir. Daha şık duracağını düşünüyorum. Ama şu anda kullanım amacına göre bu lastik ve jant Atik ailesi için doğru seçim. Tekrardan belirtmek istiyorum. Hem eski kasaya hem de yeni kasaya GR dönüşüm yapılabiliyor. Sadece kitleri farklı. Arkadaşlar bir projenin daha sonuna geldik. Özgür abime aracını teslim ediyorum. Koca oğlanı bize bırakıyor. Herhalde evet. Birkaç işi var. Onları halledeceğiz. Ya satacağım onu artık ya. Satacağız mı? Ha. Tamam. Koca oğlan da arkadaşlar satılıkta olacak. Bilginiz olsun. Eğer ki almak isterseniz benle iletişime geçeceksiniz. Satışı tabii ki de yine Özgür abiyle Burcu abla verecek. Bu arada onları da yakından görme fırsatı yakalayabilirsiniz bu vesileyle. Bir keyif aynen kahvesi evet. İçeriz artık şimdi. Evet, içeriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.